Evet arkadaşlar, yeni videodan herkese merhabalar. Uzun bir süredir yoktu. Videolarda 7-8 günü buldu atma süresi. Kusura bakmayın bundan dolayı. Bir 4-5 gün tatile gitmiştim. Biliyorsunuz biz de bunaldık, sıkıldık artık bu 4-5 aylık süreçte. Bayağı bir yardırdık, bayağı bir civciv gönderdik, bayağı bir yumurta gönderdik. Herkesi memnun etmeye çalıştık. Ettiklerimiz oldu, yetişemediklerimiz oldu, gönderemediklerimiz oldu sıcaklar bastığı için. Onlar da tekrardan kusura bakmasın. Hemen videoya başlamadan önce bir abone olur, bir de beğenirseniz hemen şuralardan bir yerden sevinirim. Neyse, bir 4-5 gün tatil yaptım, biraz kafamı dinledim. Hayvanlara, işte tavuklara babam baktı. Şimdi ben yeni geldim. Hemen bir ne durum ne değil ben de bilmiyorum. Sizle beraber hayvanları bir açalım, geçsinler hem. Oo, şeftaliler kocaman olmuş, dökülmüş bak. Bakın arkadaşlar, orada da var. Dökülüyor yani. Bunları hemen şeftali olunca koparmanız lazım. Biraz yumuşadıktan sonra dökülmeye başlıyor. Bak, yan bahçede burada da elmalar varmış. Onlar da bayağı olmuş elmalar. Patlıcanlar devam, biberler devam. Domatesleri söktük zaten. Domates olmuyor bildiğiniz gibi. Patlıcan ve biberler devam ama onlarda sıkıntı yok. Hemen şöyle bahçemize bir geçelim. Vallahi ben de bayağıdır yoktum burada. Şöyle arka kapıyı açalım, horozlarımızı bir salalım. Bayağıdır yoktum, hayvanlar büyümüş. Büyümüştür ya, bana büyümüş gelecekler şu an çünkü görmüyorum bayağıdır. Evet, horozcuklar. Oo, ne tüy dökmüş bunlar ya. Gelişim tüyleri bunlar arkadaşlar işte. Böyle yavrudan büyürken artık böyle anaç olmaya yaklaştıkça bir tüy değişimi yapıyorlar. Bu yavru tüyleri durmuyor üstünde yani, anaç tüyleri çıkıyor. Hadi. Go go go. Bir hava alın ya, bir çıkın. Hadi bakalım. Ulan ne ara unuttunuz beni. Bak, garipsediler beni şu an. 5-6 gündür gelmeyince hayvanlar bir garipsedi beni. Gençler, sıkıntı yok. Sıkıntı yok sizde değil mi? Halledeceğiz, halledeceğiz. Hepinizi halledeceğiz. Sizin altınızın da değişmesi lazım. 2-3 gün sonra, hafta sonra altınızı da değiştireceğim hepsini. Kirlenmiş çünkü. Bakın buralar hep tüy olmuş. Artık çünkü neden? Hepsi yarka ve piliç olduğu için anaç tüylerini dizmeye başladılar artık. O civciv tüyleri gidiyor yavaştan. Oğlum çıkın işte, hava alın diye açıyorum, çıkmıyorsunuz ya. Allah Allah. Çok enteresansınız ya. Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Vallahi deli gibi yemiyor arkadaşlar bunlar. Böyle ilk 3 çuval, 3 çuval. Aa, burası yem alıyor. Yani 3 çuval yem 1 ay gitmiyor. Öyle söyleyeyim. 3 çuval 1 ay gitmiyor. Haydi haydi dışarı. 3 çuval yem 1 ay gitmiyor maalesef. 3 çuval yem de şu an 2000 lira, 2000 küsür lira yani. Öyle söyleyeyim. Her ay bir 3000 lira gideri var bunların. Allah Allah. Bu nereden düşmüş ya? Enteresan. 20 numara bilezik düşmüş birinden. Normalde düşmemesi lazım. Kolay kolay düşmez. Neyse, şu tavukları da açalım. Normalde düşmemesi lazım. Çözemedim. Evet, yumurta 2-3 tane yumurtamız var. Alalım onları da. Şöyle şuraya bir koyalım. Normalde düşmemesi lazım. Vallahi çözemedim. Hava da bugün kapalı. Aslında çok sıcaktı sabah ama sonra bir kapandı. Şu suyu bir dökelim. Çünkü bu suyu içmesinler artık. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu, atar gider. Baba sen bu suyu buraya koymuşsun ama bu su burada olmaz. Buradan, çünkü dışarı koyulan sudan buradan kuşlar gelip içer. Ondan sonra biz saldığımızda hayvanları, kuşta hastalık varsa bizimkilere bulaşır. Dışarıya çok su koymayın arkadaşlar. Bu suyu alacağım buradan. Bu su burada olmaz. Babam buraya koymuş ama olmaz burada. Bunu kümesin içine koyacağız bu suları. Bunu dışarıda bütün kuşlar içiyor. Birden hastalıkları getiriyorlar, ondan sonra uğraşıyoruz. Bayağı uğraştırıyor bize. Şöyle bunu buraya koyalım. Hava bir enteresan oldu bakın. Ama şu an bulutlar çok güzel gözüküyor ya. Bulutlar efsane gözüküyor. Bir tık kapandı. Aşırı sıcak var hala ama. İzmir'de de bir de biliyorsunuz çok nem oluyor arkadaşlar.
Çok terliyorsunuz öyle söyleyeyim. Ama artık Eylül'e doğru yaklaştık. Eylül'e doğru yaklaştık. Havalar yavaştan düşmeye başlayacak. Biz de işlere başlayacağız. İşlerimizi yapmaya başlayacağız artık. Çıkın bakalım gencolar. Sakin sakin. Sakin. Kavga etmeyin. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Özlemişler dışarıyı. Dün de çıkmadılar. Normalde sıcaklarda her gün çıkarıyorduk biliyorsunuz. Sıcaklar hafif düşünce dün gelmedik. O bilezik hangisinden düştü acaba ya? Artık zaten bu saatten sonra çıkan bilezikler takılmaz. Zaten biliyorsunuz zor takmıştım bunlara. Artık o nasıl çıktı bilmiyorum. Vallahi emin de değilim nasıl çıktığına. Çıkın bakalım. Forvetleri de bir çıkaralım. Lan sakin lan sakin lan. Tamam lan tamam. Tamam toz öf. Her yeri toz dumana karıştırdınız ha. Nasıl bir sevinç bu? Nasıl bir sevinç? Bu nasıl bir sevinç? Orada maalesef bir tane yatanımız var. Galiba ölmüş. Yapacak bir şey yok. Ölümler olabiliyor arkadaşlar. Burada da Sussex ve Marcus Lam adlı astronotlarımız var. Artık tatilden döndük. Havalar soğumaya başlayacak. Sonbahar gelmeye başlıyor. Buraları düzenleyeceğiz. Yeni kümeslerimizi yapacağız. Bu hayvanların hepsini rahatlatacağız arkadaşlar. Evet bir tane orada ölümüz var. Neyse. Onu çok çekmek istemiyorum size. Bir tane kaybımız var bu ordeklerde. Neyse. Bunların da sularını değiştiririm ben. Maşallah bunlar da kocaman olmuş ya. Lan siz de büyümüşsünüz. Sizi de alacağım büyük bir yere. Rahat olun. Sussex'lerin biri evde hala. Biraz rahatsızdı biliyorsunuz. Götürmüştüm onu ben. Hala orada duruyor ama şu an iyi. O bu bitkinlik falan gitmiş. Burada yerde yatıyordu. Ölecekti. Götürdüm ama civciv yemi vermeye başladım. Biliyorsunuz proteini yüksek civciv yemi. Öyle yani. Bakalım bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz lan? Var mı yumurta falan? Dur bakayım bir. Yok tabii ki de. Neden? Bunlarda tüy dökümüne başlamış arkadaşlar. Bakın. Yerlerdeki tüyleri görüyorsunuz. Artık tüy döküm zamanı yaklaştı. Hayvanlar tüy dökmeye başladılar. Ama sen oraya çıkma. Oradan buraya atlayabilirsin. Maşallah bu tavuğumuz da bayağı güzel olmuş ha. Tamam dur. Ben seni fotoğraf çekeyim. Dur. Bak bak. Nereden nereye uçtu ya? Aşağı insene. Evladım. Bak uslu durun. Siz çok yaramazlık yapıyorsunuz. Çok toz yapıyorsunuz. Uslu durun. Hemen geçelim. Şşt. Lan ana ayağıma vuruyor. Bak. Şşş dur. Vurma. Ana manyağa bak. Niye bana saldırıyorsun? Bunlar bayağı erkekleşmiş ya. Ha, orada da kavga var. Oralar artık yavaştan tabii. Kavga ediyor. Bak bu beni salmayacak. Bak şimdi bak. Oğlum yapma lan. Bak, yavaşça çekiyorum ayağımı bak. Ya benim lan beni bir bırak. Vurma artık. Valla bununla bizim başımız belada. Güzel de bu horoza benziyor aslında yani. Form falan yapısı güzel ama ben saldıran horozu sevmem arkadaşlar. Horoz saldırmayacak. Saldırırsa kendi bilir. Buralarda barınamaz. Akıllı olsun. Adam ol lan. Tamam oğlum tamam. Şu tavuk çok güzel olmuş ya. Bakar mısınız? Neyse sonra onun fotoğraflarını alırım ben. Şimdi video çekerken fotoğraf aldığımda video çekerken fotoğraf da çekebiliyorum ama o fotoğraflar normal kisi kadar net ve güzel olmuyor. Sonra ben onların fotoğraflarını çekeceğim. Ayağıma nasıl vurdu ya? Çakal. Kavga etmeyin. Haydi bakayım. Ne kaldı geriye? Bizden ne kaldı geriye arkadaşlar? Bizden çok bir şey kalmadı geriye. Yıpranıyoruz, yaşlanıyoruz artık. Yaş ilerliyor. Hayat bizi biraz yoruyor. Çok ayrıntıya giremiyorum. Şimdi brahmalarımızı da bir salalım. Bunlar da gördüğünüz gibi tüye girdi bunlar da. Tüy dökmeye başladılar. Hayvanlar artık tüye girdiler. Zamanı geldi. Eylül'e geldik yani. Eylül, Ekim, Kasım tüylerini dizecekler.
Değil mi? Bak orozun bile tüyleri dökülmeye başlamış. Gençler, bunlardan çok güzel cücüler aldık bu yıl ya. Efsane renkler çıktı. Çünkü gönderdiğim kişiler bana atıyorlar arkadaşlar büyüyünce. Çok güzel blue porselenler olmuş ellerinde. Bizim de var evde çatıda biliyorsunuz. Onları daha çekemedim. Çekeceğim. Evde biraz daha bizim cücüğümüz var. Hatta onlar da buraya gelecek. Bayağı büyüdüler. Cücükten çıktılar artık. Bir iki aylık oldular. Üç tane brahmamız var. Tavuk. Üçü de tavuk gibi duruyor. Onları da getireceğim. Hepsini göstereceğiz. Buraya bir yer yapacağım şimdi ben. Şu eski maranların durduğu yer var ya. Bunu biraz büyüteceğim. Evdekileri buraya getireceğim. Şşt. Ne yapıyorsunuz? Sakin. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeni sezona bomba gibi gireceğiz. Birçok çeşidimizle. Neyse gençler siz takılın burada. Tamam. Biraz takılın. Sonra ben size fotoğraf çekmeye falan geleceğim. Şey yapacağız. Oha bu kocaman olmuş. Evet arkadaşlar biraz buğday vereceğim şimdi. Şöyle bunun içinde buğday var biliyorsunuz. Hayvanlara arada buğday verince aşırı seviyorlar. Farklı bir lezzet olarak geliyor onlara sanırım. Şöyle. Aşırı seviyorlar. Hepsine verdim. Tabii artık yumurtayım ile buğdayı karıştırmayacağım. Geçen sene o şekilde yapıyordum. Artık yumurtayım ile buğdayı karıştırmayacağım. Sadece yumurtayımı vereceğim. Arada böyle önlerine serpeceğim buğdayı. Çünkü neden? Bu sefer yemlikten buğdayı seçip yiyorlar. Yumurta yemini bırakıyorlar. En son zorda kalırsa yumurta yemini yiyorlar. O yüzden o şekilde yapmayacağım. Zaten buğdayın da çok bir öyle ağım şağım bir yararı yok. Öyle söyleyeyim. Yumurta yeminin içinde her şey var. Tabii biraz daha uygun maliyete gelsin diye o şekilde yapıyordum ben. Ama gerek yok artık. Çünkü seçiyorlar. Seçmeleri sıkıntı. Gördüğünüz gibi buğdayları bir anda yok ettiler. Aşırı seviyorlar. Geldiğimizde böyle önlerine atacağız. Ama sürekli vermeyeceğiz. Dediğim gibi gereği yok. Size de sürekli buğday vermenizi tavsiye etmem. Yani tabii siz böyle evimin önünde bahçe olsun, tavuklarım olsun, organik besleyeyim derseniz o ayrı bir şey verebilirsiniz. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama bizim gibi üreticiler için buğday çok gerekli bir şey değil. Evet arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Yakında daha güzel videolarda hepimiz görüşmek üzere inşallah. Dediğim gibi havalar soğumaya başlayacak. Eylül'e geldik artık biraz ufak ufak düştü zaten sıcaklıklar. Bu biraz da ekinler kalktıktan sonra biberler patlıcanlar bitmeye başladıktan sonra buraya kümeslerimizi yapmaya başlayacağız. Hayvanlarımızı da tavuklarımızı oraya alacağız. Şöyle ben diğerlerini kapattım. Bir brahmalar dışarıdaydı. Bunları da şöyle yavaştan içeri alalım. Hadi gencolar içeri bakayım. O tarafa gitme. O tarafa gitme. Tamamdır. Bunları da kapattık. Her şey şu an yolunda gidiyor. Gördüğünüz gibi yerler tüy. Artık ana tüylerini, yavru cici tüylerini atmaya başladılar. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizin desteklerinizle ben daha da çok video atacağım inşallah. Görüşürüz arkadaşlar.